Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Hedef TV izleyenleri ve kıymetli ümrecilerimiz, ekranlar başındaki muhterem abilerimiz, ablalarımız. Sizlere yine Kabe-i Muazzama'nın avlusundan, dış avlusundan kucak dolusu muhabbetler gönderiyorum, dualar ediyorum. Rabbim en kısa zamanda sizleri de bu mukaddes belgeleri tekrar ziyarete nasip eylesin. Fakat şu anda size daha önce anlatmadığım, fakat belirtmek istediğim yeri zamanı gelmişken şu anda söylüyorum ki, şu anda üzerinde bulunduğumuz yer, kameram arkadaşım da az önce etrafı çekiyor zaten. Ebu Cehil'in, Peygamber Efendimiz'in ve İslam'ın düşmanı olan Ebu Cehil'in evinin olduğu yer bu bölge. Şöyle kameram açımızdan gösterirseniz bak giriş çıkış var. Tabii niye Ebu Cehil'in eviyle başladık? Çünkü burası üzerinden geçtiğimiz yer, aynı zamanda tuvalet ihtiyacı için, abdest ihtiyacı kullanılan yer. Yani günümüzde Ebu Cehil'in evi aynı şekilde tuvalet olarak kullanılıyor. Hemen kameram arkadaşımız gösterirse şu arkamda bulunan bir değil ikinci direğin olduğu yer, onun tam aşağısı Hazreti Hatice annemizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yaşadığı, kaldığı, Hazreti Fatıma annemizin odasının olunduğu yer orasıydı. Tam şimdi açıyı sağa doğru çevirelim. Hemen şu karşıdaki büyük bina, yapılı bina ise, şöyle Bülent abi gösterelim. Bu bina ise ekranlarınızda gördüğünüz, esasında burası da Cebeli Kubeys Tepesi'ydi. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ilan ettiği tepe burasıydı. Hatırlayalım ne demişti Allah Resulü bu tepeye çıktığı zaman? Ey Mekkeliler, bu tepenin ardında düşman geliyor desem ne yaparsınız? Dediler ki sen Muhammedül Emin'sin. Bugüne kadar bize hiç yalan söylemedin. En güvenilir sensin. Senin bu haberin üzerine sana inanır ve sana itaat ederiz ve hazırlanırız dediler. Yani düşman geldiğine inanıyorlar ve hemen hazırlık yapacaklarını belirttiler. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözünden sonra onun doğruluğunu tasdik ettiler. İşte Peygamberimiz bu tasdiki aldıktan sonra ne dedi sevgili izleyenler? Dedi ki o halde bilin ki Allah birdir, ben de onun Resulüyüm dedi. Fakat ilk taşı, ilk tepkiyi kim verdi? Öz amcası Ebu Leheb verdi. Fakat Cenab-ı Allah gazap etti ve Tebbet suresi nazil oldu. Tebbet yada Ebi Leheb ve teb ila ahir ayet. Yani Allah Teala onunla buyurdu ki Ebu Leheb'in iki eli kurusunu kurudu da dedi. Çünkü niye? Öz yeğenine taş atıyor, hakaret ediyor. Ona sahip çıkması gerekirken herkesten daha iştahla ilk düşmanlığı o yapıyor. İşte dedi o cehenneme gidecek. Onun karısı da onun odun hamalcısı olacak şekilde aynı şeyi onu bildirdi. Tabi özet geçecek olursak o tepe aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın insanları Kabe'ye davet ettiği tepedir. O tepe aynı zamanda Hazreti Ömer Efendimiz'in Medine hicret sırasında ey Mekkeli müşrikler beni arkamdan takip etmeyin. İşte meydan okuyorum size. Buradayım. Ben Hattab oğlu Ömer, müminim, muvahhidim ve bir avuç Müslümanla beraber Medine hicret edeceğim diye meydan okumuştur. Kim karşı çıkıyorsa şimdi karşıma çıksın. Sonra beni arkamdan takip etmesin. Ben korkaklar gibi kaçacak biri değilim diye onlara meydan okumuştur. Ve aynı tepe Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın ezanı Muhammed okulu tepedir. Ama maalesef bugün yani bizim tasvip etmediğimiz Müslümanları üzen bir manzarayla karşı karşıyayız. Orada bu dağ hürmeti korunmamış, oraya kral kendi sarayını üzerine koymuş. Evet, kameram arkadaşım eğer şu açıyı çekebilirse, şurada sarı bir bina var. Küçük tek katlı bir bina, hatta iki katlıdır. Buradan bir tek katı gözüküyor. Orası da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmiş olduğu yer. Yani doğum yapıldığı, doğduğu yer olarak bildirilmiş. Günümüzde de bu şekilde yere kaybolmasın diye bir bina ile muhafaza ediliyor. O binanın arka tarafında Ebu Talib'in evi olduğu, şu arka tarafta Sefa Tepesi'nin tam karşısında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in evi olduğu, onun arkasında Hazreti Hamza Efendimiz'in evi olduğu yine bu şekilde bize bildirilmiş. Ve sağ tarafımda şöyle kamera arkadaşım dağları doğru çekerse, biraz tabii inşaatlar var ama onun üstü dağ kısmı, orası da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çobanlık yaptığı yerler olarak geçiyor. Yani burası her adım Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve ashabının hatıralarıyla dolu olan Efendimizin yaşadığı yer. Şimdi biz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in
Taif'e giderken çıktığı yol. Taif yolu üzerinden gidiyoruz. Bu yol güzergahımızda biraz sonra karşımıza Peygamber Efendimiz'in Mekke fethinde iken geldiği Cebeli Nur istikametinden girdiği Fetih Mescidi karşımıza çıkıyor. Onun karşısında da Şecere Mescidi, yani Ağaç Mescidi karşımıza çıkıyor. Tabii burası aynı zamanda hüzün yıllarının yaşandığı yer. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz 50 yaşından 53 yaşına kadar 3 sene boyunca Mekkeli müşrikler tarafından ve ashabı olmak üzere ne oldu? Onlar mahrumiyet bırakıldı. Yani onlara işte yemek verilmemesi, onlarla kimse konuşmaması, alışveriş yapmaması gibi birçok şekilde haklarını alınıp mahrumiyet bir yaşama zulmü onlara reva görmüştü. Allah Resulü de o ashabını korumak için ne yapmıştı? Bir kısmını Habeşistan'a göndermişti. Bir kısmını Medine-i Münevvere'ye, 1. ve 2. Akabe biatlarından sonra Medine'dekiler Müslüman olmasından sonra oraya göndermişti. Kendisi de Taif'e gitmek suretiyle manevi evladı Zayd'le yola çıkmıştı. Fakat maalesef Taifliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetini bilemedi. Ona zulüm yaptı, ona taş attı, sopalarla saldırdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise Taif'ten ayrılmıştı. Tabi Cebrail Aleyhisselam geliyor, Allah'ın gazap ettiğini söylüyor. Bir emir verirse oraya yerle bir edeceğini söylüyor. Ama Allah Resulü ne yapmıştı? Ya Rabbi, onların neslinden iman edecek insanlar, Müslümanlar gelebilir. Ne olur onları helak etme. Ben rahmet peygamberiyim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli seyirciler, biz de rahmet peygamberinin ümmeti olarak ne yapacağız? O rahmet peygamberini yarışır bir şekilde hayat geçireceğiz inşallah. O vakit dünya ve ahiret saadetine erişenlerden olacağız. Evet, bu yol güzergahı devam ederken şu anda bulunduğumuz mevki kaynaklarda Şakk-ı Kamer mucizesinin gerçekleştiği yer olarak rivayet edilir. Şakk-ı Kamer mucizesi de tabii çok mühim bir mesele. Yani şak biliyorsunuz ayırmak manasında, kamer de ay demek. Yani ayın iki parça ayrılma meselesi. Mekkeli müşrikler o dönemde ciddi manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif oldukları halde bazıları acaba işte peygamber madem bize mucize gösterse inanırız diye. Bazısı ise alay etme makamında Peygamber Efendimiz'i zor duruma düşürmek düşüncesiyle güya inanmadıkları için. Dediler ki bize öyle bir şey göster ki sana inanalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın izni ve müsaadesiyle şehadet parmağını kaldırdı ve ayı iki parçaya böldü emriyle. Ayın bir parçası Cebeli Kube ise bir parçası da Cebeli Eccat'a doğru iki parça şeklinde ayrıldığı rivayet edilir. Ve insanlar, Mekkeli müşrikler çıplak göz ile ayın iki parçalı olduğunu gördüler. Fakat yine de iman etmediler, yine de inanmadılar. Hatta şöyle dediler, bu ayın iki parça olma hadisesini gördükten sonra dediler ki Muhammed için, sallallahu aleyhi ve sellem için söylüyorlar, onlar salat getirmezler. Dediler ki Muhammed bizim gözlerimize sihir yaptı, bizler ayı o yüzden iki parça görüyoruz. Biz onun gibi bir büyücü görmedik dediler ve yine yalanladılar, inkar ettiler. Halbuki Peygamber Efendimiz'e sihirci, büyücü demeleri bile ayın iki parçaya bölündüğü hadisesini, böyle bir olayın vuku olduğunu ispatlıyor bugün. Bunu anlıyoruz. Evet. Ve şu anda tekrar bu geçtiğimiz bölge Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Nur Dağı'na, Gâr-ı Hira'ya çıktığı yol. İnşallah başka bir yayında sizinle Nur Dağı'nı ve Sevir'i aynı şekilde işleyeceğiz. Detaylarını anlatacağız. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Nur Dağı'na bu yoldan gidip gelirken ileride İcabe Mescidi'nde dinleniyordu. Hatice annemizle beraber konaklıyorlardı. Orada ihtiyaçlarını gidiriyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı. Allah'a şükrediyorlardı, ibadet halindelerdi. Şu anda yolumuz devam ederken bizim sağlı sollu iki tane mescit var. Gerçi şu bu açıdan akşam olduğu için göremeyiz ama kameraman arkadaşımız o açıyı gösterirse şu köprüye doğru, en azından istikameti yani görmeleri için söylüyorum Hedef TV izleyenlerimizin. O istikamette sağ tarafta Şecere Mescidi, sol taraf Fetih Mescidi var demiştik. Sağ taraftaki Şecere Mescidi Ağaç Mescidi demek. Yine rivayet ediliyor ki
Orada bir bedevi geçer. Bedevi şöyle insanlarından mana söylenen bir şey kıymetli seyirciler. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü, o adama hitap etti. Nereye gittiğini sordu. O adam işime ehlime gidiyorum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana daha hayırlı bir şey söyleyeyim. Ona gel dedi ve İslamiyet'e davet etti. Bu İslamiyet'e davetinde tabi aleyhissalatü vesselam bu daveti yapınca bu bedevi Peygamber Efendimiz'e delil istedi. Yani sen Allah'ın biri olduğunu, kendinin de onun elçisi olduğunu bana söylüyorsun. Bunu kabul edebilmem için bana ne verebilirsin, ne gösterebilirsin deyince Allah Resulü şu arkandaki ağaç bize şahit olacaktır dedi ve ağacı yanına çağırdı. O ağacın kökleri, yerden çıktı ve bir insan ayağı gibi yürüye yürüye Peygamber Efendimiz yanına geldi ve ona eğildi, tanzim etti. Ve ona dile gelip sen Allah'ın peygamberisin diye bu ağaç seslendi. Bu mucizeyi gören o bedevi bir anda Müslüman oldu. Ve o ağacı Allah Resulü yerine gitmesini söyledi ve yerine gitti. Günümüzde bu mucize unutulmasın diye oraya ağaç mescidi anlamında şecera mescidi diye bir mescit yapıldı. Bugün hala açıktır, kılınmaktadır bu namaz. Ve tam karşısında Fetih Mescidi diyoruz. Fetih. Neden Fetih? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde atıyla oradan geçmiştir. Ya da devesiyle. Yani oradan geçmiştir. Onun Mekke'ye girişini temsil ettiği için oraya da Fetih Mescidi demişlerdir. Daha sonra sizleri Mescid-i Cine'de inşallah orada özel bir çekim yapacağız. Hedef TV ekranına ayrılmayın. Mescid-i Cin'le alakalı bilgi vereceğiz. Ve Cennet-i Muala ile alakalı bilgi vereceğiz. Evet, değerli izleyenler. Burası dünya ve ahiretin iç içe yaşandığı şehir Mekke. Burası Kabe-i Muazzama. Burası Beytullah avlusu. Burası Allah-u Teala'nın 100.000 ecir verdiği, buraya nazar ettiği yer. Burası zayıfın, kadının, gencin, ihtiyarın cihadıdır buyurdu Allah Resulü'nün. Ümre ve hac için gelinen Beytullah, Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama. Burası Allah'ın yeryüzündeki evi. Ve Allah-u Teala kullarını buraya çağırıyor, buraya davet ediyor. Sizler bizleri evinizde misafir ettiğiniz gibi Allah da sizleri kendi evinde inşallah bir gün misafir eder. Dua eder, dua bekleriz. Gününüz mübarek olsun. Kıymetli misafirlerimiz, hacı abiler, hacı ablalar, ümrecilerimiz ve kıymetli Hedef TV izleyenleri. Şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için getirdiği Mina bölgesindeyiz. Burası sizlerin de birçok izleyenlerimizin de ilk defa göreceği bir yer. Bir detaydır. Bu Mina'yı gösterirler çadırlar ama tam alanı göstermeyebilirler. Kameraman arkadaşımıza çekerse şu arka tarafta kalıyor. Bir kubbe gibi bir yer var, işaret. Osmanlı döneminde yapılmış bir yer. Evet, o kubbe gibi olan yer İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için gönderdiği yer. Şimdi tabii söylerken bile insan biraz tuhaf oluyor. Yani insan oğlunu niye kurban etsin yani? Niye kessin? Sebebi şu. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah-u Teala bir evlat bahşetmemişti başta. Çok uzun seneler geçmişti. Ve İbrahim Aleyhisselam bir gün dua etti. Ya Rabbi dedi. Sen bana bir evlat, erkek evlat versen
Ben dedi onu senin yoluna dedi feda ederim. Onu kurban ederim dedi. Yeter ki ver dedi yani. O kadar evlat sevgisi var ki istiyor. Bunu söylemiş bulundu. Allah-u Teala da Hacer annemizden ona İsmail Aleyhisselam verdi. İsmail Aleyhisselam büyüdü. Çocuk yaşa geldiği zaman Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam bu sözünü hatırlattı. Ey İbrahim, sen demiştin ki duanda, ya Rabbi sen bana bir erkek evlat verirsen onu sana kurban ederim. Hadi şimdi vakit geldi. Oğlunu al kurban et. Bana gönder. Tabi İbrahim Aleyhisselam bunu işitince Allah'a vermiş olduğu ahdi, yemini, sözü ve Hacer annemize durumu anlattı. Hacer annemiz zaten bu duadan haberdar. Oğlu İsmail Aleyhisselam da karşısına aldı. Ey oğlum dedi, Allah'tan böyle bir dua ettik. Böyle bir şey söylemiş bulundum. Şimdi dedi seni kurban etmem lazım. Hacer annemiz dedi ki beni sabreden bir anne bulacaksın. Allah'a verdiğin sözü tut. Biricik oğlumuz İsmail'i Allah için kurban et dedi. Beni sabreden bir anne bulacaksın. İsmail Aleyhisselam'a sordu. Sen dedi ne diyorsun evladım? Babacım dedi beni kesebilirsin ama dedi. Senden isteğim dedi. Ellerimi bağla. Ayaklarımı da bağla. Ve gözlerimi de bağla. Neden oğlum? Olur ki dedi. O acıyla dedi. Ellerim ayaklarım tepinir de seni müdahale ederim, kesme derim, sana zorluk çıkarırım dedi. Ama elimi bayağı bağlarsan sana zorluk çıkarmadan beni kesebilirsin. Hem dedi gözlerimi de bağla. Olur ki dedi beni keserken senden ayrıldığım sebebiyle ağlarım da dedi, üzülürüm. Sen de baba şefkati dedi dayanamazsın. Beni kesmekten vazgeçersin, Allah'a karşı isyankar olursun. O yüzden gözlerimi de bağla. O yüzden bizler kurbanda ne yapıyoruz? Hayvanlarımızın ayaklarını bağlıyoruz. Gözlerini de ne yapıyoruz? Bir tülbentle kapatıyoruz. O buradan geliyor. Ve yola çıktılar. Biraz sonra önümüze çıkacak. Cemerat bölgesi, şeytan taşlama bölgesi çıkacak. Buraya gelirken yolda İblis, şeytan İsmail Aleyhisselam'a geldi. Ve ona dedi ki, ey İsmail, baban İbrahim çıldırmış olmalı. Hiç insan biricik evladını keser mi? Hiç Allah'ın böyle bir şey isteyebileceğini, seni kesmesini istemeni ister mi? Buna hiç aklın eriyor mu? Buna ihtimal veriyor musun? Sen dedi babana karşı diren, beni kesemezsin. Böyle bir hakkın yok. Allah böyle bir şey istemez. Allah'ın vereceği de Allah alır. Ey baba yanlış yapıyorsun diye babana karşı dedi isyan et. Müsaade etme dedi. İsmail Aleyhisselam bunu duyar duymaz yerden aldığı bir taşla şeytana Enzu Besmele çekerek kovdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramen lişşeytanihi ve hizmihi dedi ve şeytanı taşladı. Şeytan İsmail Aleyhisselam'ın bu kuduruşu karşısında hemen annesi Hacer annemize gitti. Niye? Vazgeçmiyor. Hacer annemize gitti. Dedi ki ya Hacer, senin biricik oğlun var. Dünyalar güzeli. Allah sana bir evlat nasip etmiş. Hiç alemlerin Rabbi Allah anne hakkı varken, senin evladınken sadece babasının sözüyle onu kesmeni ister mi? Hiç insan kesilir mi? Kesecek bir şey mi kalmadı? Sen nasıl annesin? Hiç buna nasıl müsaade ediyorsun? Niye itiraz etmiyorsun? İtiraz et. Ey İbrahim, oğlumu sana kestirmem de İsmail'le konuş. Bu işten onu vazgeçir de başladı vesveseye anlatmaya. Hacer annemize duruşa bak. Ben İbrahim'in eşiyim. Bir peygamber eşiyim. O ki kendi nefsinden bir şey yapmaz. Allah böyle istemiştir. Oğlum da olsa, beni de kesecek olsa ben buna hazırım. Ben buna razıyım dedi ve o da şeytana taş atıp kovaladı. Şeytan ondan ümidi kesince bu sefer İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Ona geldi. Ey İbrahim, yıllar önce dedi bir dua ettin. Böyle bir şey istedin. Fakat dedi bilmez misin? Allah gafurur rahimdir. Tövbeleri de kabul eder. Sen gel Allah'a karşı yalvar, tövbe et, ağla, sızla. De ki ya Rabbi ya ben oğlumu kesemeyeceğim, dayanamıyorum. Sen zaten büyüksün. Ben de senin peygamberiyim. Gel şu işi çöz. Beni bu dertten kurtar. Oğlum da yaşasın bizimle. Hem sen Allah'ım bu çocuğu kessem senin hazinenden ne eksilecek? Bunu sen bana emanet verdin. Verdiğini aldın senin. Diye İbrahim Aleyhisselam iknaya çalıştı. Bu şekilde söyleyerek İbrahim Aleyhisselam'ı iknaya çalıştı değerli seyirciler.
Fakat İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Şeytanı taşladı. İsmailce, Hacerce bir duruşu babası da gösterdi İbrahim Aleyhisselam ve git dedi. Onu kovdu. İşte hacda Arafat dönüşü, hacıların şeytan taşlama olayı. Önce ilk gün büyük şeytan, ikinci gün 21 tane. İlk gün, baştan söylüyorum, ilk gün büyük şeytan 7 tane. İlk gün büyük şeytan 7 tane. İkinci gün büyük, küçük, orta, bu 3 şeytan 21 tane 7-7 şeklinde. Üçüncü gün yine 7-7 şeklinde 21 tane küçük, orta, büyük şeytan taşlanır. Buna temsilen. Ve o niyette hacılar da ne yapar? Kendi nefis ve şeytanını kovarlar. Allah'a yöneldiklerini ve itaat ettiklerini İbrahim'le bir teslimiyet gösterirler. Ve şeytanı def ettikten sonra İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Şöyle kıbleye yatırdı. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerekten İsmail Aleyhisselam'ın şah damarının olduğu, bak şu badem kelime ver, şu tam şurası. Şu iki kemiğin arası. Bıçağı vurdun mu oradan direkt gidiyor yani. Bu kısımdan tam bıçağı vurdu. Bıçak kesmedi. O sinirle taşa vurduğu gibi taş yarıldı. Tekrar vurdu bıçağı, bir daha vurma. Tekrar vurdu, bir daha olmayınca durdu. Olmuyor. O sırada Cenab-ı Allah İsmail Aleyhisselam'ın, bakın kurban için yatırıldığı yer şurası. Tam oraya Cebrail Aleyhisselam bir koç getirdi. Dedi ki ey İbrahim, ey Halil, Allah'ın dostu İbrahim. Sen imtihanı kazandın. Teslimiyet imtihanı kazandın. Allah'a verdiğin söze durdun. Allah senden İsmail'i kesmeni istemiyor. Allah senden bu kurbanı kesmeni istiyor. Onun bedeline bunu kes dedi. Ve bundan dolayı ne yapıyoruz? Hacda aynı zamanda kurban bayramı. Üzerine kurban, mükellef olanlar onlara vacip bir şekilde kurbanlarını kesiyorlar. Allah Teala onun yoluna canımızı feda eylesin. El Fatiha. Tekbir de burada oluyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim Aleyhisselam da bu tekbirle beraber bu koçu kurban ediyorlar hocam. Allah razı olsun. Hocam biz kurban olmadık ama. Biz hayatımızı onun yoluna kurban edeceğiz inşallah. Feda edeceğiz. Allah yoluna adayacağız. Allah yoluna kurban olmak ne demek? Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat etmek. Kurbanın manası ne? Budur. Kurbanın manası Cenab-ı Hakk'ı tanzim, tesbih ve şükürdür. Yani Allah'a yaklaşmak. Tabii. Tanzim, tesbih ve şükürdür. Yoksa kesmiş olduğumuz kurbanların ne eti ne kanı Allah'a fayda vermez. Ama bizim o niyetimiz ve o kurbandaki dağıttığımız etler, müminlere yedirdiğimiz şeyler nedir? Onlar bize fayda var. Zaten diyor ya hani üçte birini eve, üçte ikisini misafirlerine, üçte ikisini de diyor konu komşu ihtiyaç sahiplerine dağıtın diyor. Ama Peygamber Efendimiz ne yapmış? Yani evine çok az bir miktar, bazen hiç ayırmayacak derecede hepsini bile veriyor. Sebiliyle Allah için vermiş. Çünkü Hazreti Ayşe'nimiz diyor ya, bunun ölçüsü nedir ya Resulallah deyince. Diyor ki ya Ayşem diyor, verdiğin senindir diyor.